Yalçın hocam, zorlu bir maç. Rakibiniz pis yedili. Evet. Bu sene ilk defa bir gündüz maçı. Ne düşünüyorsun bu maç öncesi? İlk defa gündüz maçı yapacağız. İnşallah uğurlu gelir bize. Bilmiyorum, rakibi de tanımıyoruz ama. İyi sanırım. Ama biz de iyiyiz. İlk maçımızda şanssız bir galibiyet aldık ama ikinci maçta iyi olduğumuzu gösterdik herkese. Tam kadro çıktık sahaya. İnşallah iyi bir sonuç alacağız. Peki, başarılar diliyorum ben. Eyvallah. Öyle kardeşim. Emre, zorlu bir maç. Evet. İlk defa bir gündüz maçı oynuyorsunuz. Evet. Maç öncesi düşüncelerini alabilir miyim? Vallahi yarasa gibiydik, gündüz ne yapacağız bilmiyoruz. Bakalım, inşallah güzel olur. Adamların hepsi uzun ya. Benim gibi kalıpları. Bakalım, inşallah bu maçta güzel geçer. Peki, başarılar diliyorum ben. Real Parça takımıyla beraberiz. İlk yarı 1-0 öndesiniz. Ortada bir maç. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Çekişme çok önemli. Ya onlar zaten devamlı şişirme toplarla gol bulmaya çalışıyorlar. Hani kareli şut beklerken. İkinci yarı daha atak oynayıp bir gol daha bulacağız ya. Gol yemeyeceğiz. Peki, başarılar hocam. 1-0 geridesiniz ilk yarı. Aha kardeşim. İlk yarı hakkında düşüncelerin, ikinci yarı ne olur? Büyük ihtimal bu benim için son maç. Takıma da söyleyeceğim. Çok ciddiyim. Daha top mop yok ya. Bu kadar basit. Peki, başarılar. Eyvallah. Şimdi. Evet Emre Bey, 7-1'lik bir galibiyet aldınız. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi kardeşim, ilk yarı çok şey oynadık. Hani biraz daha acemi oynadık. İkinci yarı biraz daha toparladık. Hani ne diyeyim yani, karşı takım niye oynuyordu? Pas yapıyorlardı falan diye. Hepsi on numara insanlar. Zaten buradan sonra illa onlarla da maç yaparız. Hırs yaptık ikinci yarı. 7 gol bulduk. Keyifliydi. Gözüme top geldi, kalbin içine girdim. Tabii onda sayarsanız 8 oluyor. Öyle yani, onun harcını değil. Hocam, önümüzdeki maçlarda başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Görüşürüz.